Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın, günaydın, günaydın efendim, günaydın. Aragaz uzun bir tatil arasından sonra yine başlamış bulunuyor. Ben Kadir Çöpten ve program partnerim, sevgili dostum, baş belam Pascal Numa. Sizi selamlıyoruz efendim. Pascal, dinleyici selamla yavrum. Cümleten selamım aleyküm. Pascal, tatil yaramış kardeşim, bronzlaşmışsın. Vallahi 3 ton koyunlaşmışsın Pascal. Sütlü çikolata gibiydin, bitlere dönmüşsün lan. O da güzel ama. Tabii tabii, bitlerin meraklısı da fazla. Ayrı. Kadir, sen ne yaptın? Tatil nasıl geçti? Komandante'yi ziyaret ettim Pascal'ım. Komandante mi? He. Kim abi? Abi Castro'ya kadar gittim ya. Aa, Küba'yı mı? Evet, biliyorsun. Ya vay çapkın. Yaptın bir şey? Abicim niye çapkınlık yapayım, onu anlamadım ya. Efendi gibi gittim geldim, Küba'da gezdim affedersin. Tabii tabii tabii. Kızlar gülüyor mu? Ya ben o modda değildim Pascal ya. Daha duygusal bir gezi oldu benim için. Niye duygusal? Rahmetli Çeyn'in hayali hep gözümün önündeydi. Böyle barda bir kızla kesişiyorum. Tak Çeyn'in sesi kulaklarımda. Senin gibi eski bir devrimciye. Yani sosyalizmin son karesinde zamparalık yapmak yakışıyormuş. Siz derhal kendine gel. Eylem sürecindeki kararlılığını, direşkenliğini gözden geçir yoldaş falan gibi böyle laflar dedi. Ne dedi? Gece rüyama girdi işte yani. Kadir'im dedi. Bu devrim işleri dedi. Ayağa düştü iyice dedi. Niye bu? Nesi var ki? Ben dedi insanlara özgürlük için, adalet için savaşmayı öğretmek istedim dedi. Geldiğimiz noktaya bak dedi. Suratım diyor dedi, bütün Apache tişörtlerin üzerinde dedi baskı oldu dedi. Başka bir şey yapamadık dedi ya. Yazık ya. Gürüyorum ya. Ya Hacıçe öyle deme dedim ya. Sen yapman gerekeni yaptın dedim ya. Bunlar seni anlamadı dedim ya. Esah mı dedi, Kadir'im dedi. Kadını alırım dedi. Şey mi dedi? He, rüyamda oluyor bunlar tabii. He. Neyse dedi ki sen dedi Castro'ya söyle dedi, gençken benden dedi yaklaşık 1000 peso borç almıştı dedi, ödemedi dedi. Benim dedi toruna tosbağaya versin dedi. Kul hakkıyla ahirete gelmesin dedi. Kralını tanımam hakkımı isterim, ben bu mevzuda can verdim dedi. Kadir, General Tapu Kadastro kim o ya? Oğlum ne General Tapu Kadastrosu ya? General Tapu Kadastro değil, General Castro ya. Küba'nın efsane lideri. Böyle dünyaya posta koymuş bir adam ya. Amerika'ya da posta koymuştu. Yaşlandı tabii şimdi. Aa, bak o zaman seviyor. Amerika'yı mı? Gider mi yaptı? Yaptı da sana ne, niye? Abicim ben kime gıcığım? Kime? Obama'ya. O da sana gıcık zaten. Ya neyse Pascal, sen ne yaptın tatilde? Kana gittim be. Vay, Fransız Riviera'sında tatil ha? Evet. Dünya sosyetesinin tatil mekanına gittin yani. Büyük para var sende Pascal. Ne tatil? Evim oldu ya. Vay 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 vay, hem de evim var ha. Hiç de çaktırmıyorum be çakal. Ağustos'ta gidelim de denize girelim. Ev deniz kenarı mı? Tabii. Kendi plajım var. Vay, hem Kanda evim var hem de kendi plajı var. Arkadaşlığımız evet. Hiç bitmeyecek Pascal. Böyle bir arkadaş ne yanlış yaparsa yapsın bırakmam arkadaşım ya. Şşş, bana bak. Fransa'ya tatile gittiğim zaman anahtarını verir misin bana? Abi adam çocuk orada. Ya ben gideceğim zaman köye yollayacağım familyayı. Nedir yani, Kadir kardeş hiç yapmaz mısın? Kadir ne köyü lan? Benim köyüm yok. Köyün yok mu? Köyü olmayan adam mı olur lan? Benim yok işte. Abi ben ne yapayım ki? O zaman ver bir Twitter adresimizi şehirli Pascal. Pascal askışgi Kadir. Vatandaş özlemiştir, bir de combo çakalım. Askışgi askışgi askışgi. Ben de bir selamın aleyküm yapayım. Ondan sonra da ufak ufak başlayalım. Efendim tatil bitti. Başlayalım. Artık kanlı canlı ara gaz başlıyor. Bundan sonra evet. Yaz boyu hiç merak etmeyin. Belki hani ufak tefek perşembe pazar kaçaklarımız olur. O zaman aralarda bir kayıtlar mayıtlar yaparız ama kanlı canlı buradayız. Tosaracağız. Tosaracağız, azaracağız, kuduracağız, bozaracağız her şey yani. Neyse hepinize efendim bu yeni haftayla beraber hayırlı işler dileyelim. Bol gülüşler dileyelim. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin efendim. Amin. Biz tatili biraz erken yaptık takvim nedeniyle. İnşallah siz de
Hani yaklaşıyor tatil günleri. Keyifli güzel tatiller yaparsınız. Ama biz iyi özledik sizi. Değil mi Pascal? Evet abi. Ben özledim ya. Ben de bak, yemin ediyorum Küba'da bak arkadaşım birinin adı Mürsel'di. Mürsel kulakların çınlasın. Kara Mürsel? Yok bembeyazdı. Bunlar iş adamları. İki arkadaş. Diğer arkadaşın adını hatırlamıyorum. Beni affetsin. Mürsel'i hatırlıyorum. Dediler ki ne zaman dönüyorsun? İşte bilmiyorum daha 3-5 gün buradayım. Niye dedim? Biz yarın bir gün dönüyoruz. Yani dönünce ne dinleyeceğiz ya, abi? Dönün de bir an önce vay dinleyelim. Vay vay. Bak Havana'da resim pazarında olan muhabbeti söylüyorum sana. Hava ne yaptın? Ya çok güzeldi be. Onun için efendim herkese güzel, keyifli bir hafta diliyoruz. Bundan sonra biz yanınızdayız. Merak etmeyin sıcak yaz günlerinde tatlı aynen. Bir filt olacağız sabah sabah. Hadi bakalım yapıştır ilk şarkıyı Pascal. Aragaz. Erken kalkıp yol alan program. Aragaz. Pascal. Geldi. Dinleyici sorusuyla başlayalım. Gelmiş. Neymiş abi? Melih diyor ki abilerim arkadaş grubumda bir kız var adı Melis, ona bayılıyorum. Aramızdaki mesafeyi kaldıramadım. Kontes gibi kız, onun için herhangi biriyim. Acaba aramızdaki mesafeyi nasıl kaldırırım? Yani farklı düşünmesini nasıl sağlarım diyor. Şak öpecek abi. Şak öpecek mi? Evet. Pascal hep hücum futbolu oynatıyorsun ya. Olmuyor abi. Abi direkt yani hemenim. Yavrum herkes sen mi? Sen direkt oynarsın. Kızdan bir tepki alamazsın. Ama herkes de sendeki şeytan tüyü yok. Ve yani bak benim taktiğimle bu öpücüğü en direkt yollardan alabilir Melih. Ve hiç tepki çekmez. Nasıl olacak? Şimdi bak karşılaştığında el sıkış, yanaktan öpüş. Bu. Evet abi. Orada yanaktan öpmek isterken yanağı şaşırmış gibi biraz dodağa doğru kaydır. O ne lan? Abi bazen oluyor ya öyle hani biriyle el sıkışıp yanaktan öpüşürken böyle karşılıklı olarak böyle aynı yanağa hamle ediyorsun. Onunla burunların tokuşuyor, ondan sonra karşılaşma oluyor ya lebalep. Lebalep? Yani lep dudak demek yani lebalep dudak dudağı yani. Aaa Kadir bana hep oluyor ya. Ya bana da oluyor Pascal. Karşılıklı aynı yanağa hamle edincük. Dodaklar birbirine tokanıyor. İğrenç oluyor tabii. İğrenç bir şey de. Evet evet. Bize diyordu ki bir kere. Ya hatırlasana. Ya sus abi ben o anı unutmak için 4 saat. İğrenç. Ay 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 ay. Ceman 1000 lira yatırdım psikoloğa, hatırlatma şunu ya. Ben unutamıyorum abi. Pis. O ne dudak ya? Pissin pissin. Kirli çürük ve sinsisin. Şimdi kızda farklı bir algı yaratmak için sen bu yana şaşırmış ayağına yatacaksın Melih'ciğim. Heh. Tak ne oluyor? Ne oluyor? İnceden belki dudak kenarları birbirine değiyor. Çok sevindim. Böylece bir anda farklı bir algı yaratmış oluyorsun. Kızın kafasında artık bambaşka bir Melih var. Pascal kızın aklındaki Melih'i tanımla bize anlat. Dudaklı Melih. Heh, dudaklı Melih. Yana şaşırma numarası sıfır risk. Aynen. Yanlışlık ayağına oradan yürürsün. Tadını alsın. Kadir abin de her zaman böyle ince tüyo vermez ha. Onu söyleyeyim. Eşref saatime denk geldin. Afacan. Kadir ya. Sen var ya. Şeytansın ya. Ya kabul etmiyorum şeytanlığı Pascal. Niye be? Ya çünkü bıyık burula burula kaytan insan affedersin şeytan olurmuş ya. Benim tövbe şeytan be. Olmak için öyle bir background'um yok ya. O zaman şeytan benim. Arkadaşım ben senin kirli mazini bilmek istemiyorum. Bırak tamam devam edelim ya. Aragaz. Negatifinizi alıp pozitife çeviren program. Aragaz. Pascal. Kadir. Geçen gün tam Havana'dayım. Hı hı. Kadir, Kadir. Telefon çalıyor. Bak bak. Pardon ya Pascal çok özür dilerim. Tamam, uluslararası tamam. Arıyor. Bakmam lazım. Alo. Aleyna aleyküm selam canım. Kimsin? Vay 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 vay. Hürmetle ellerinden öperim babacığım. Kadir kim abi? Babam mı? Yok lan ne papası nereden çıkardın? Babacığım dedin. Ya o senin baban kardeşim benimle ne alakası var? Kim bu? Castro Castro General Castro. Castro mu? Evet evet. Niye arıyor? Castro'cum hacanım buyur emret baboş. Bir arzun mu var? Ya sen ne adamsın? Sen nasıl bir adamsın ya? Vay sakalına kurban olayım ne? Ne diyor? Kadir'im diyor aklım sende kaldı diyor. Evine ocağına vardın mı diyor merak ettim diyor. Baba adammış be. İyiyim iyiyim babako iyiyim hacı be. Tatlı bir jetlag oldu atlattık Allah'a şükür. Yanımda bit bit mayasılı gibi konuşan herif kim mi? Pascal Numa ya tanımıyor mu? Mayasılı mı dedi? Bana mı dedi? Evet evet Castro'm evet.
Ha, Pascal Numa. Ha. Hayda, kadastro. Ben de gideceğim oraya, Küba'ya. Oğlum, imanta varmış. Kadir diyor. Efendim komandante. Yok vallahi ben Küba'da manitacılık yapmadım usta. Tamamen yani devrim, sosyalizm, onları düşündüm, şeyi aradım. Ama o Latino barmetliğin de biraz böyle yani o dar tişört, ıslak tişört servis orada biraz bir... Yani neyse orada tam konsantre olamadım yani. Onun dışında en küçük bir yanlışım yok babako. Hayda, kadastro. Ya arkadaşım şu herife kadastro deyip durma, adam Castro ya. Kadir ya, Castro plaj değil mi? Ha valla Tekirdağ tarafında plaj ya. Bu o başka bir şey ama. Bu başka adam, Küba'nın lideri ya. Tarihi bir kişilik ya. Castro ya bu general. Dayı, Şafak kaç? Abi ne alakası var Şafak'la şimdi? Oğlum general dedim mi? Ha. Ben de geçeceğim Küba'ya. Bir vize versin ya. Ya Küba'ya vizeye gerek yok, çok basit vize. Alo komandante, özür diliyorum. Pascal da illa Küba'ya gireceğim diye tutturdu ya. Söylerim tabii. İstanbul'dan var mı bir arzu? Aman sen hastasın, böbrekleri yıpratma. Ne istiyorsun? Bana diyor bir 70'lik bağlar mısın diyor. Ben götürürüm bir derken. O konuda Castro sana Hastro diyor Pascal. Ne diyor? Hastro diyor yani. Castro'nun senin Küba'ya gideceğim şeklinde talebine Hastro diyor yani. Hastro ne? Ben sana söyleyeyim. Aha bu. Kervis. Aragaz. Sabah trafiğinin olmazsa olmazı. Aragaz. Pascal. Kadir. Nicole Kidman'ı bildin mi? Bilmem mi? Hot major. Nicole Kidman intiharın eşiğindeymiş abicim. Hadi be. Niye be? Bunalıma girmiş abi. Hiçbir şey beni mutlu etmiyor demiş. Olur mu bir şey ya? Abi bazen oluyor Pascal. Yani Allah, her şeyden Allah, umudunu Allah kesiyorsun. Aldığın nefes bile ağır geliyor abi. Günler geceler birbirinin aynı geçiyor. Ne bileyim bir anlamsızlık oluyor yani, bir gayesizlik oluyor, bir amaçsızlık, böyle bomboş kalmış gibi oluyor. Bana mı olmuyor ya? Arkadaşım zaten bu dünyada bir akbabalar, bir timsahlar, bir köpek balıkları, bir de Pascal. Ne alaka? Hastalanmıyorlar. Biliyorsun akbaba, timsah, köpek balığı da hastalanmıyor. Hastalanmıyorsunuz, üzülmüyorsunuz. Biliyorsun akbabalar hasta olmuyorlar. Leş yedikleri halde. Yani çürümüş şey yiyorlar. Evet. Bütün bakteri, virüsü öyle bir Allah onlara bir bağışıklık vermiş ki ihtiyarlıktan ölüyorlarmış da akbabalar. Köpek balığı mesela kanser olmuyormuş. Hadi be. Evet bak, köpek balığı dersin ama öyle bir hücre sistemi geliştirmiş ki Rabbim onun için. Kanser hücresi oluşmuyormuş bünyede ya. Sen mesela Allah muhafaza böyle bir hastalık geçirdin değil mi? Evet. Ya Allah bir daha vermesin Paskal'ım, Allah seni bize bağışlasın ama bir köpek balığı kadar olamıyoruz biz bak. Yendim ama. Evet. Bak Pascal dersin, el kadarsa abi dersin ama şu adam kanseri yenmiş bir arkadaşlar. Evet. Allah iştenlerden uzak etsin, kimseye dermansız dert vermesin. Amin. Hepimize sıhhat afiyet nasip eylesin inşallah ya. Amin. Pascal, Nicole Kidman'ı arayalım mı lan? Yani intihar mintihar diyor. Bu da bizim bir arkadaşımız, tabii, dostumuz. Konuşalım. Ara abi. Sevaptır abi. Ya çünkü bazen birisiyle dertleşmek çok iyi gelir Pascal. Doğru diyorsun abi. Ara şunu. Arıyorum la o zaman. Konuşayım bakayım hadi. Arıyorum. Çalıyor. Alo. Nicole Kidman'la mı görüşüyorum? Selamın aleyküm Hacı Nicole. Ben Kadir Şöptemir, yanımda Pascal Numa var. Nikol, ne haber kız? Sarı b***i. Kadın öyle şey denir mi Pascal? Oğlum sarışın mı? İyi de sarı b***, mahalledeki sarışın çocuğu kızdırmak için söylenir hacı ya. Kaç öyle yaşındaki mi kadına laf ediyorsun ya? Pardon. Alo Nikol, canım. Canım nasılsın canım? İyi değilsin. Neden Nikol, ne oldu ya? Nikol ya, neyin var ya? Evet anladım, evet. Neyi anladın? Ne diyor oğlum ya? Hayatta diyor, istediğim diyor, her şeyi elde ettim diyor. Ereksiz kaldım diyor. Amaçsız kaldım, kendimi diyor intihar edeceğim diyor. Ya Nicole affedersin, yediğin önünde, yemediğin arkanda, daha ne istiyorsun gı? Kedi, onu laf be. Ne var abi, ne dedin? Çok ayıp ya. Alo Nicole. Tamam canım, sen niye böyle bir şey yapıyorsun ya? Bak 5 dakikada değişir her şey ya. Yarın başka bir gündür ya. Yarını bekle güzelim ya. Sen niye intihar falan yapıyorsun? Çok yanlış böyle şeyler ya. Evet ya. Kızım manyak mısın ya? Hayat güzel ya. Yaşamak güzel. Devam. Alo Nicole efendim. Ne diyeyim? Pascal'a mı diyorsun? Anladım.
Ne diyor, ne diyor? 45 santim küskü bende olsa bana da hayat güzel diyor. Tövbe tövbe. Ne alaka ya? Alo Nikol. Canım sen ev değil misin canım? Ha. Peki kocan olacak o düdük makarnası ilgilenmiyor mu kızım seninle? Niye? Yapma ya. Ne yapıyormuş? Ne diyor, ne diyor Kadir? Ya Kadir'cim diyor, geliyor diyor, yemeğini yiyor diyor, televizyonun kumandasını alıyor diyor. Televizyonu seyrederken zıbarıp yatıyor, şöyle tatlı bir sözle hasretim diyor. Ya yazık var mı? Kadir, o karı bende olacak. Yer misin mi, yemez misin? Ya sus be Pascal, Allah aşkına bir sus ya. Alo Nikol, canım şimdi bak. Zaman zaman hepimiz bunalıyoruz, sıkılıyoruz canım. Kaçmak istiyoruz, gitmek istiyoruz. Ama... Bana gelsin. Ya pis sus pis ya. Ama intihar falan ne bunlar ya? Bunlar çözüm değil güzelim. He. Ya sonra? Sonra ne olacak? Hani öbür tarafta montaj. Ya bir defa intihar günah abi. Günah. He. Gerek yok. Sen şimdi hayatta mücadeleye devam edeceksin Nikol. Gün doğmadan neler doğar Nikol'üm ya? Koca değil mi ya? Hepsi bir süre sonra aynı Nikol. Kavun değil ki bunun ***'ünü koklayıp alacaksın. Tövbe tövbe. Şimdi sen bana kocanın telefonunu ver canım sen bana. Ver ver, biz onunla konuşacağız. Ver. Ver. Yazıyorum. Evet 3... 9, 4, tamam. Tamam. Ve biz sonra döneceğiz biz sana. Hadi. Bana bak. Balkona falan çıkma bu aralara. Hadi. Öptük seni. Aragaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. Kedi, ne yapıyoruz lan? Abi şu Nikol'un kocasını arayacağım. Dayanamadım kız, yazık, üzülüyorum. Niye ya? Lan adamın karısı mutsuz, kendini öldüreceğim diyor. Herifin gılı gıbırdamıyor ya. Bir arayalım, bir iki çift laf edelim lan bu kebap suratlı adama ya. Ben arıyorum arkadaş bunu. Ara bakayım. Çalıyor. 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 Alo. Nicole Kidman'ın kocasıyla mı görüşüyorum? Selamın aleyküm. Adını bağışlar mısın kardeş? Jonathan mı? Ben Kadir Çöpdemir, yanında Pascal Numa var, Jonathan. Lan Jonathan, adam ol adam. Yavrum bak Jonathan, senin nikahlı karın yavrum, hayat arkadaşın bunalıma girmiş la. İntihar edeceğim diyor, niye ilgi göstermiyorsun la sen buna? Değil mi? Jonathan'mış bir de. Ya dur be oğlum, dur. Ha. İnsan bir hanıma iki çift tatlı söz söylemez mi abi? Şöyle bir saçını başını okşayıp gülüm neyin var demez mi ya? Bir yarasını sarmaya çalışmaz mı ya? Ne diyor? Hayda. Diyor ki benim diyor eşimle diyor hususi hayatıma siz ne karışıyorsunuz zübükler diyor. O da haklı abi. Ya ne haklı be, ne haklı, evlenene kadar canım cicim, evlendikten sonra öküze bağlıyor. Adam mısınız da siz? Bana mı diyorsun? Ya onlar kendini biliyor abi. Jonathan, derhal ilgi kocası oluyorsun ona göre. O ne abi? İlgi kocası ne? Ya şimdi bu kocalığın modları varmış hacı. Nasıl değil öküz mi? Modu var, ilgi modu var. İlgi modunu alıyorsun mesela kendini. Hmm. Üç gün içinde kendini kraliçe gibi hissediyor kadın. Jonathan bak, kızı çıkaracağım bunalımdan. Yoksa başka türlü konuşuruz seninle. Nasıl konuşuruz? Alo efendim Jonathan. Hayda. Ne diyorsun? Ya bak üzüldüm bak şimdi. Ne olmuş? Kadir abi diyor. Peki ben derdimi kime diyeyim diyor. Kendimi diyor, derdimi diyor, daha döksem daha yıkılır diyor. Ne derdi varmış? Herkes dertli. Ne bu ya? Dur bakayım. Jonathan. Ha efendim. Ha. Ha. Yapma ya. Jonathan diyor ki abi diyor, Nicole diyor, Lezzo çıktı diyor. Ne? 20 senelik karım diyor, meğer diyor ablacıymış diyor. Bana söylemedi, sonradan anladım diyor. Kadir, ablacı ne be? Çorum civarında falan öyle diyor. Peki Jonathan, sen bunu hiç fark etmedin mi la? Evet. Evet. Hmm. Etmemiş mi? Kadir abi diyor, siz yabancım değilsiniz diyor. Nerede tanıyor? Yani kalben dinleyicimiz. Ondan sonra bazı hususi durumlarda diyor hiç sesi çıkmıyordu diyor. O zaman biraz şüphelendim diyor. Bir de bir diyor bir kafeye falan gidince diyor aynı kızı kesiyorduk diyor ama konduramadım ben diyor. Abi çocuğun işi zor. Ben ne yapayım diye soruyor bak Pascal. Kesip atsın. Evliliği mi? Yok. Neyi atsın lan kesip? Jonathan'ı. Hangi Jonathan'ı? Müdün Jonathan'ı. Alo Jonathan. Bak Pascal'la düşündük. Sen müdürü işten çıkaracaksın. Heh. Jonathan. Heh. Senin müdür olaya hakim değil, şirketi yönetemiyor. Bravo ya. Hmm. Yani kurumsal kimliğin hakkını veremiyor. Yok senin ya. Müdür. Heh. Efendim? Vallahi tıp o kadar ilerlemedi sanırım ya. Ne soruyor? Yeni müdür alabiliyoruz mu diyor. Valla sen müdür değil CEO alsan da artık işin mantara bağlamış Jonathan.
Ha. Ama Nikola dikkat et kardeşim. Kız bunalımda bak Allah muhafaza kendine zarar vermesin. Biz sanat için önemli bir insan. Yedinci sanat için. Evet. Ha. Hadi benim canıtınma. Hadi benim güzelime koçuma benim. Hadi benim. Hadi. Yoklasın kızı. Hadi, hadi canım benim. Hadi canım. Aragaz. Geç yatıp erken kalkan program. Aragaz. Düşük IQ'ya zengin koca. Kim? IQ'su düşük fakat seksapalitesi yüksek kadınlar. Kim sevmez? Zeki ve entelektüel kadınlara göre daha kolay zengin eş bulabiliyorlar. E normal abi. Abi bunu araştıran üniversitenin ben ta 7'sini... Anladın mı? Neyse tamam peki. Michigan Üniversitesi'nin o zaman yapacak böyle. Bana sorsa var ya hiç. Hemen söylüyorum. Pascal bir şey söyleyeceğim. Efendim? O dediğini bütün Michigan Üniversitesi'ne mi yapacaksın? Tabii. Anladım. Çok ilkeli bir insansın lan. Vallahi çok ilkeli. Hepsi feyzansın. Evet. Michigan Üniversitesi'nde. Nerede pardon? Michigan Üniversitesi'nde. Doktor Kristen Stoney. Kim? Kristen Stoney. Eğitim düzeyi düşük, kariyer hedefi olmayan kadınların statülü ve zengin eş bularak maddi bakımdan kendilerini korumaya almalarını içgüdüsel bir yönlendirme olarak, kuvvetli bir yönlendirme olarak görmüş, tespit etmiş ve daha kolay olduklarını. Uman Girizek. Kime diyorsun? Kristen. Ha Kristen Stoney'e mi diyorsun? Evet. Ama hukuki bir durumda doğmasın şimdi bu. Michigan Üniversitesi'nden gelip bize... Ya Kadir, bunu var ya. 5 yaşında çocuk bilir. Yani Noah sorsak bilir değil mi Noah? Kesin bilir. Salak yani. Araştırış mıydı? Şimdi efendim bakınız buradan da erkek dünyasından bir sestir bu aynı zamanda. Yani erkek dünyası diyor ki ben diyor kafaya gufaya bakmam diyor. Ben diyor tufaya bakarım diyor. Kadir ha, ben diyor benim için diyor işte erkek dünyasının bir rol modeli karşımda. Buna lafı var. Neymiş? Paran varsa yol çık tamam. Dur tamam. Anladım tamam, evet yan tarafında diyor paran varsa rahat edersin hayatta. İstediğin diyor evde oturursun diyor. Tabii İstediğin ya. Arabayı alırsın diyor. Yani yan tarafta cüzdanında yani paran varsa yan çıkta yani. Onu tamam ben bu mevzuyu kapatıyorum acı yürü sağdan devam sağdan. Aragaz. Rüyadan uyandıran program. Aragaz. Ve işte o an geldi. Hangi an? Duygu tosarmasının zirve yaptığı an. Şiir zamanı. Şiir mi? Abi bu işkence oluyor ya. Bitsin artık. Abi bitmez. Bitemez Pascal. Paşa dedemden kalma yalımın korusunda. Yağmur altında dolaşırken zar gibi ıslandım. Nerede? Ya tamam işte öyle ya. Ve aklıma şu geldi Pascal. Ne geldi ya? Hani mesela önce birini görüyoruz, beğeniyoruz. Evet. Ne bileyim onunla ilgili hayaller kuruyoruz. Evet. Sonra bir gün geliyor onunla sevgili oluyoruz. Aslında hani onun hayal ettiğimizden ne kadar farklı olduğunu fark ediyoruz. E tamam ne olmuş? Hani o sevgilinin karakterinin bizde yarattığı hayal kırıklığı var. İşte ben... onun üzerine bir şiir yazmak istedim. O çünkü çok insanda olur Pascal bu. Çok da insani bir şeydir yani. Birçoğumuz yaşamışızdır bunu geçmişte şurada burada. Yani buna yönelik bir şiir yazayım da ortak bir duygu, bir konsensüs yaratayım dedim Pascal. Bunu arz etmek istiyorum. Yani arz edebilir miyim? Estağfurullah. Ya, romantik bir şey alayım. Geliyor. Evet. Kaleye geçer belki dedim. Forvet çıktı sevgilim. İnce belli gibiydi soyununca. Lopet çıktı sevgilim. Ben yüzücü sanmıştım. Kürekçi çıktı sevgilim. Bütün hesapları bana yığdı. Börekçi çıktı sevgilim. Süpürgeyi sevmedi. Faraşçı çıktı sevgilim. Merso'ya burun kıvırdı. Tofaşçı çıktı sevgilim. Fırçayı eline almadı. Tarakçı çıktı sevgilim. Cüzdanda 200 eksik. Sanıyorum arakçı çıktı. Ayva. Cıbıl resmim çekti feyse koydu. Şantajcı çıktı sevgilim.
araba aldı, ödemeyi bana soktu, montajcı çıktı. Vay vay. Kıskandı beni, arıza yaptı, tripçi çıktı sevgilim. Yalandan ağladı, gözyaşı döktü, klipçi çıktı sevgilim. Ben acemi sanıyordum, uzman çıktı sevgilim. Sosyete sanmıştım ama kezban çıktı sevgilim. Bazen rahat bırakır sandım, tutkal çıktı sevgilim. Droppa'dır diye umdum, Pascal çıktı sevgilim. Pascal çıktı sevgilim. Pascal çıktı sevgilim. Nasıl buldun Pascal'ım? Abi sonunda var ya, ağladım ya. Yani bütün duygulara hitap etmişim değil mi? Hem kadın hem erkek. Adamın intikrar ismi. Halkıma tatil dönüşü küçük bir armağan yapmak istedim. Yani bu bir şiir. İyi b**kidir. Evet. Aragaz. Negatifinizi alıp pozitife çeviren program. Aragaz. Büyütücü hap siparişi verdi, kutudan büyüteç çıktı. Ne çıktı? İnternet üzerinden alışveriş yapan bir adam büyütücü hap satın almak istemiş. Ne iş arıyor? Malezya'da yaşanmış. Ondan sonra, ya senin dışında olaylar bunlar Pascal, sen bunları boş ver. Ondan sonra 100 sterlin yaklaşık 350 lira ödemiş. Hı-hı. Ondan sonra... Sonra işte günü geldiğinde siparişi gelmiş, kutuyu bir açmış, içinden büyüteç çıkmış. Adam Malezya Tüketici Hakları Ofisi. Ama büyütmedi mi? Daha ne yalan var? Bak oğlum ya. Büyüttü işte. Ya bu insanoğlu var ya, kanmaz doymaz kardeşim ya. Salak işte ya. Vallahi kanmaz doymaz. Oğlum büyüdü mü büyüdü işte ya. Öyle büyümüş. Böyle ya. Sen niye bunun kıymetini bilmiyorsun ya? Bir de bu büyüteçler de biliyorsun çap çap. En büyüğünden al büyüt. Evet ya. Vay be kardeşim. Çok güzel yöntem. Ya Pascal böyle bir tezgah bu kuşakla biz Türkiye'de. Kadir. Gözlüğü var onun. Ha gözlüğü de var. Tabii tabii. Teknoloji nerelere geldi ya. Yok eski ya. Siyah böyle ya. Ha. Tek var ya. Göze takıyor. Vay vay. Kuyumcu. Ha lup doğru. Ha. Ondan taksın. Bak hem de hassas da diyor aynı zamanda Pascal yani. Hasta mı? Hassas. Ya bizim bu abiyle konuşmamız lazım ha söyleyeyim. Evet abi. Bu abiye önümüzdeki günlerde bağlanalım konuşalım. Onun yaşadığı o derin hayal kırıklığını paylaşalım abi. Ne hissediyor ne yapıyor? Anladın tabii. mı? Tamam Malezya'daki bu abi. O zaman söyleyelim editörlerimize, araştırın bu Malezya'daki abiyi. Bulun ona bağlanacağız. Aragaz. Rüyadan uyandıran program. Aragaz. Pascal. Kadir. Kamera var ya. Ejdi mi? Yavrum öyle kamera değil. İngiltere Başbakanı kamera. Ne olmuş lan? AB'ye fakir ülkeler girmesin. Mesela Türkiye AB'ye girmesin demiş. Vay. Arayalım mı da şunu? Ara. Madem Türkleri Avrupa Birliği'nde istemiyor, dalgamızı geçeceğiz abi. Arıyorum. Aynen abi, ben bu şurtsu. Para. Arıyorum. Ara. Çalıyor abi. Alo, İngiltere Başbakanı Cameron'la mı görüşüyorum? Selamın aleyküm Hacı Kamera. Biz telefon şirketinden arıyoruz da hatlardaki ses kalitesini kontrol ediyoruz. Telefona bir üfler misiniz? Daha kuvvetli. Evet Pascal buyur. Oh! Karın serinledi. Hadi sana güle güle. Nasıl işlettik Pascal? İyi oldu Kadir. Kadir, telefon çalıyor. Pardon abicim, pardon. Alo. Efendim. Aleykümselam. Evet ben Kadir Çöptemir, sen kimsin? İngiltere Başbakanı Kamera mı? Buyurun ne istiyorsunuz? Az önce bu numaradan arayıp üflettiler mi? Kadir, numara gözükmüş. Yedim. Sus. Alo, Sayın Başbakan. Abi benim yeğen işletmiştir. Çocuk tabii abi. Biz öyle şey yapar mıyız abi? Mi yerim abi? Efendim? Aynı benim sesim miydi? Evet birader, tamam bendim. Ne var? He? Ne demek utanmıyor musun? Ya sen 150 senedir Avrupa'ya girmeye çalışıyorsun. Siz bizi böyle rezil etmeye utanmıyor musunuz ya? Girmiyoruz kardeşim. Bayılmadık senin rutubetli ada şeyine ya. Şşş Kadir, İngiltere güzel ya. Ya Pascal ben de hastasıyım ama şimdi. Alo, bak şimdi. Bak,
Böyle diyorsun. Yarın bir gün emekli olup Göcek'ten, Bodrum'dan ev alıp yerleşmeye kalkarsam var ya, Ege dağlarında ne kadar maki varsa monte ederiz, yemin ediyorum sana bak. Kadir, maki ne? Maki bilmiyorum abi, Ege'de yetişen bir ağaç türü. Bodur'u böyle pisa. Ha efendim, alo, ha kamera, ha sen bodur istemiyor musun? Meşe mi istiyorsun? Hem de palamuduyla mı? Ne palamudu? Maki diyor, benim dişimin kovuğuna gitmez, budaklı meşe yok mu sizde diyor. Ah, tipik English. Alo. Alo kamera, bak o zaman seni, bak seni Ege'ye değil Karadeniz'e alacağız. Evet. Kötü. Orada epey bir uygun kalın ağaç var. Meşe, çınar, köknar, beğen beğen al. Heh. Karadeniz'in hakkını avucuna koyarlar vallahi, yemin ederim. Ver 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 ver. Ver ver şunu. Haydi kamera, ben Pascal, ben Fransızım. Bak oğlum, Türkler çok iyi ya. Niye almıyorsunuz? Ayda. Ne diyor? Sidiramayız diyor. Abicim biz sığışırız, sen onu ne düşünüyorsun? Biz 100 kişilik metrobüse 350 kişi sığıyoruz da biz. Avrupa'ya mı sığmayacağız ya? Dur 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 dur. Ha Kadir dedi. Kadir düşünelim diyor. Ya siz bizi alın kardeşim. Bak çıkarmak istemeyeceğiniz bir daha ya. Sonra hepimizi isteyeceğiniz ya. Alo efendim. Ha tamam. Ne? Söylerim söylerim. Ne diyor? Ben ararım da diyor. Merkel var. Bilemem diyor. Ya Merkel'i Pascal halleder ya. Alo kamera. Merkel işi bende. Sen rahat ol. He, evet. Sen evet diyor musun? E tamam. Ne kastırılıyorsun? Ne dedi lan? Niye kapadın hemen? Abi Merkel'i Allah dedi. Gerisi tamam. Beni o kim diyor. O zaman Pascal senin Merkel'i ikna etmen gerekiyor kardeşim. Ne demek ya diyor. Vatan mevzu. Tabii ki. Vay be. Seni unutmayacağız Pascal. Ya sen şu Merkel'i hallet, bizi Avrupa Birliği'ne sok. Yemin ediyorum heykelini diktireceğim her yere. Tamam peki. Aragaz. Didigar. Her an Pascal çıkabilir. Pascal. Kadir. Twitter adresimizi verelim. Artık buradayız. Tabii vatandaş canım. Ulaşsın. Tabii. Pascal Askışgi Kadir. Pascal Askışgi Kadir Twitter adresimiz. Pascal C ile yazılıyor. C'li Pascal. Bu arada Jessica Alba da Türkiye'ye geliyormuş Pascal. Niye abi? Reklam yüzüğü olmuş bir markanın tanıtımı için, onun için geliyorum. Hangi marka abi? Onu buradan söyleyemem abi, reklam olur, ama istiyorsan arayalım Jessica'yı, soralım yani. Ha? Ara ara bakalım ya. Harbi mi diyorsun? İlk arıyor. Çok, ben de çok beğeniyorum yani. Ya. Arayalım mı? Arayalım. İyi o zaman, arıyorum hadi. Alo, alo Jessica Alba'yla mı görüşüyorum? Alba mı? Oğlum böyle değil mi? Alba işte. Ha. Selamın aleyküm Hacı Jessica Kadir Çöptemirmen. Kadir abi mi? Ne abisi kızım, bir gün lazım. Kadir abi. Öyle mi dedi? Kızım ne Kadir abi? Kadir abi deme, bir gün lazım olur ya. Güzel kızlar bana abi demesin kardeşim. Ne demek Kadir abi ya? Kadir de, Kadoş de, Kado de. Ne abi ne lan abi? Sen beni abin gibi mi görüyorsun? Alo. Jessica abla. Jessica abla ne lan? Niye Jessica abla? Alo. Jessica abla. Bak yine abla dedi ya. Oğlum dilim dönmüyor ya. Jessica abla. Ha, sen Jessica abla diyemiyorum da Jessica abla diyor. Hay Allah. He. Alo. Ha efendim. Ha, bu ıslak ıslak konuşan kim mi? Ne ıslak lan? Pascal Numa ya, tanımadın mı? Ha ne dedin? Sesinden çok mu etkilendin? İçin mi titredi? Genç bedenin mi sarsıldı? Neler diyorsun kız sen? Tabii oğlum. Titretirim. Jessica senin sesinden çok etkilenmiş Pascal. Bana diyor WhatsApp'tan bir resmini yollayın da diyor, şeklini göreyim diyor şunun diyor. Tabii. Pascal bir poz ver. He? Düzgün, nasıl? Düzgün bir poz. Nasıl? He? Abicim vesikalık mı çektiriyorsun? Jessica Alba resmini istiyor. Ateşli bak biraz da. Bu iyi mi? Mal gibi bakıyorsun. Bu mu lan senin ateşli bakışın? Dur dur dur. Dur. He? He. Evet. Yemin ediyorum Kızılay çadırında kan verir gibi bakıyorsun Pascal. Ateşli ol ya. Heh, bak bu oldu. Hop çektim, tamam. Şimdi yollayacağım. Yolluyorum. Gittin mi? Alo Jessica. Yolladım WhatsApp'tan ya. Bak bakayım bir. He, bekliyoruz. Yalnız Pascal bu Jessica sana hasta oldu ha. Normal abi. Ben bile bana hasta inmiyor. Sen bile sana hastasın. Evet. Manyak. Tövbe. Alo. Ha Jessica, beğendin mi? Beğenmiş mi? Efendim? Ha, bir maniyle cevap vermek istiyormuş. Evet. 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 Pascal. Jessica Alba'nın manisi şuymuş. Benim adım Jessica, doğum yerim Meksika, çok ilgimi çekti birden Pascal'daki mızıka. Oo, çok ayıp ya. Jessica sen neymişsin kız? Ha?
İstanbul'a gelince mi? Ha, Pascal'da mı kalmak istiyorsun? Kalsın ya. Valla bence sakıncası yok. Pascal, Jessica senin evde kalmak istiyormuş. Olmaz abi. Niye abi? Abi ev sahibi kıl. Heh. Ev sahibi var ya, çok kıl ya. Ne diyor? Evi çevirdin diyor. Neye çevirdin diyor? Haraya. Haraya mı? Haraya. Alo Jessica, bu Pascal ev sahibine denk gelmiş. Sen, hacı hacı. Ha, ondan ev istiyorsan bende kal yavrum. Ha? Benim ev sahibi öyle şeylere bakmıyor ya. Ha? Hayda. Ne diyor lan? Sen benim diyor abim gibi gördüğüm bir insansın diyor. Allah kahretsin ya. Başka da bir şey demiyor. Alo Jessica, dur sana ben kendi resmimi yollayayım WhatsApp'tan kız. Dur. Dur bir selfie yapayım dur. Gönder gönder gönder. Hiç dur, bulursun. Dur dur. Ha gönderdim. Efendim? Senin Allah cezanı vermesin. Ne diyor ya? Babamsın diyor. Doğru diyor. Tamam Jessica, kapat kızım, kapat evladım, kapat. Bana ne ya? Nerede kalırsan kal, tövbe tövbe. Kadir, babamsın dedim ya. Ya dur ya. Ben babamı hiç tanımadım. Sen benim babamsın Kadir Baba diyor. Tövbe yarabbim ya. Ama Kadir ya, kötü bir şey değil ya. Ya bırak arkadaş, moralim bozuk. Kapat, ben artık program falan yapamam. Yarın kaldığımız yerden devam edelim Allah aşkına. İyi ya. Tamam hadi. Efendim hadi. Biz gidiyoruz. Haydi efendim, hayırlı işler, bol gülüşler. Yarın görüşürüz. Baka baka. Eydo. Aman Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay ankuş. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.